Galatasaray'dan Halil Akpınar hamlesi. Galatasaray iç ve dış transfer çalışmaları sürdürüyor. Özellikle yerli rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve mutlaka birkaç takviye yapmaya karar veren sarı kırmızılılar rotayı Belçika'ya çevirdi. Sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akpınar, Galatasaray'ın radarına giren son isim oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda 1 yıllık mukavelesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis ile birlikte kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Halil Akpınar dışında da hem yurt içi hem yurt dışından birçok yerli oyuncunun transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle beklere ve santrafor bölgesine mutlaka Türk oyuncu takviyesi yapılacağı öğrenildi. Galatasaray Halil Akpınar'ı da sol bek için transfer etmek istiyor. Milli yıldız sağ ve sol kanatların yanı sıra merkez forvet bölgesini de yedekleyerek sarı kırmızılıların jokeri olabilir. Belçika'da bir spor kanalında Galatasaray'ın Halil'i çoktan ikna ettiği açıklandı. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi için sarı kırmızılılar şimdiden operasyonun büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Okan Buruk'un ciddi şekilde artan eleştirilerin ardından koltuğu sallanmaya başladı. Sarı Kırmızılılar 1 milyar liralık yatırım yaptığı kadroyu Fatih Terim'e ya da en azından onun kadar tecrübeli yabancı bir hocaya bırakmanın hesaplarını yapıyor. Zira Okan Hoca özellikle oyun içi değişiklikleriyle Sarı Kırmızılı taraftarları ikna etmeyi bir türlü başaramadı. İşte Galatasaraylı idareciler de bu doğrultuda bir teknik ekip değişikliğine gitmeyi tartışmaya açtı. Zira Galatasaray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan hocası halihazırda boşta ve Okan Buruk'tan çok daha fazla şey vaat ediyor. Yakın çevresine bu sezon 1 milyar liralık transfer yatırımı yapan sarı kırmızılılarla bir dönem daha geçirmek istediğini paylaşan Terim'in, olası Okan Buruk ayrılığında Galatasaray'ın başına 5. kez geçmesi kuvvetle muhtemel. Galatasaraylı taraftarların en çok istediği isimlerden biri ise yine boşta olan Thomas Tuchel. Galatasaray'dan Roberto Firmino bombası. Galatasaray'ımız yaz transfer sezonu sona erse de transfer çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetim kurulu kulübe yeniden Avrupa çapında başarılar kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Ligi zirvede tamamlayarak UEFA organizasyonlarında yeniden ses getirmek isteyen Aslan, sezon sonunda yapılacak transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü golcüsü Roberto Firmino için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun Liverpool'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Firmino'yu sezon sonu için takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı Firmino ile anlaşmanın tamamlanması halinde UEFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren ön protokol imzalayabilecek. Galatasaray'dan Lindelof bombası. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcuysa Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelof. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United'da sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın
Galatasaray'ı yakan hakimin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Süper Lig'de 2-2 sona eren Galatasaray-Alanyaspor maçının hakimi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Maça mükemmel başlayan Galatasaray henüz 30 dakika içinde 2 tanesi sayılmayan 4 gol attı ve birçok önemli pozisyona girdi. Alanya'nın sarı kırmızılıları durdurmasının mümkün olmadığını gören hakem, faul olduğu bile tartışmalı olan Muslera'nın topa daha yakın olduğu pozisyonda bariz gol şansı diyerek saça boyu attı ve tribünleri çileden çıkardı. Üstelik Alanyaspor maçında yaşananlar bununla sınırlı değildi. Palabıyık, Abdülkerim'i de haksız kırmızı kartla oyun dışı bırakmasının yanında Galatasaray'ın bir de net penaltısını vermedi. Maçı başından sonuna çok kötü bir hakem performansıyla yöneten Ali Palabıyık hakkında sorgulamalar da hız kazandı. Ali Palabıyık'ın hangi takımı tuttuğuysa ortaya çıktı. En son Haber isimli haber sitesinin yaptığı habere göre hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ı tutuyor. Bu nasıl Galatasaraylılık onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Galatasaray hakemlere rağmen şampiyon olacak mı bunu göreceğiz ama ne olursa olsun biz Galatasaray'ın yanındayız diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni rejistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitro gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitro'nun dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Hacı Ahmetoviç için çalacak.